Evet arkadaşlar merhabalar. Bu su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne ile devam ediyoruz bu derste. Gözüksün. Tamamdır. Şimdi su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne ne demek? Bu mevcut su derinliği kendi çektiği su ile ilişkisi nedeniyle izlediği rotadan ayrılma gücü önemli bir şekilde kısıtlanan, kuvvetle yürütülen bir tekne anlamına gelecektir. Şimdi mevcut su derinliğinin kendi çektiği su ile ilişkisi nedeniyle bu ne demek arkadaşlar? Şöyle. Şimdi diyelim ki böyle bir kesit alıyorum ben. Şurası böyle bir kara ve şurası da şu şekilde bir deniz seviyesi. Tamam mı? Bir kesit aldım. Yani ortada bir nasıl diyeyim? Bir kanal, bir boğaz gibi bir yer. Boğaz, doğal bir boğaz. Şimdi arkadaşlar, hatta şunu biraz daha şöyle genişletebiliriz. Şöyle yapayım. Şurada işte şöyle bir sığlık var ve böyle de artık giden bir yer olsun burası. Şurası da bizim deniz seviyemiz. Böyle bir yerde seyrediliyor. Şimdi dolayısıyla sizin geminiz ne diyor? Su çekimi diyor. Şimdi geminin su çekimi nedir? Bu stabilite dersinde göreceksiniz. Normalde demin gösterdim işte deplasman nedir? Şöyle bir kap var. Bunun içini biz suyla doldurduk. Sen bunun içine yüzen bir cisim attığı zaman battığı suyun hacmi kadar, battığı hacim kadar su taşırır ve bu suyu taşan suyu sen suyun spesifik gravitesiyle yani özgür ağırlığıyla yani öz kütlesiyle klasik fizik tarihine çarptığın zaman da geminin ağırlığını verir. Ve dolayısıyla şimdi bizim gemilerimiz böyle tam bir dikdörtgen prizma şeklinde olmadığı için bizim gemilerimiz nasıl böyle şunu şuraya çizeyim. Şurayı sildim. Kalemle. Evet. Şimdi geminin şurası kıçı, değil mi? Şöyle geliyor. Burada yeke. Şöyle yekesi. Ondan sonra bu tekne gidiyor. Başta balbu var şöyle, değil mi? Buradan da şu şekilde birleşiyor. Yani şu dışına da şey olarak çizeyim. Şununla. Ve biz bunu sarı renk yapalım. Yani arkadaşlar şöyle. Tam da bu ucundan şey yapıyorum. Şunu da uzatalım şöyle. Şöyle ucundan değme, silme geçiyor bu. Siz bu gemiyi şurada kesikli çizgi olsun. Şunu da şuradan indirelim kesikli çizgi. Bu da buradan. Böyle bir dikdörtgen prizmanın içine oturttuğunuz zaman şurada göreceğiniz üzere kenarlarda boşluklar var, değil mi? Hacim olarak bir boşluk var. İşte buna tekne narinlik katsayısı denir. Yani şöyle de bir tam karşıdan çizeyim. Yani sen gemiye bir dikdörtgenin ya da kübün karenin içine oturttuğun zaman şurası ana güvertesi olsun. Bu tekne gelir buradan böyle bir kruz alır, değil mi? Tam buralarda boşluklar kalır. Ve bu başa geldikçe mesela geminin başı tam baş balp şu şekilde iyice büyük boşluklar olur. Tamam mı? İşte bu tekne narinlik katsayısı. Dolayısıyla biz gemilerin yük miktarını, deplasmanını hesaplayabilmek için tamam mı? Geminin kenarına bir takım numaralar konur. Yani metre cinsinden ya da fit cinsinden. Tamam mı? Gemiyi tamamen şu an yandan çiziyorum artık.
Böyle gemi gidiyor. Şurası da balbı bu şekilde. Ya üstünü çizmiyorum yaşam mani falan. Şurası geminin su çekimi ne demek? İşte şu suyun içine şurada sarı yapalım. Kaç metre batmış buradan? Kıçtan omurgaya kadar kaç metre batmış? Bunu arkadaşlar draft. Bazen draught diye ya da su çekimi denir. Tamam mı? Baştan yani baş draft kaç metre batmış? Kıç draft suya kaç metre batmış? Vasat draft. Bu draft survey için gerekli ama şu gemi suya ne kadar battı? Kaç metre derinliğe kadar battı? İşte bu sizin draftınızdır. Yani su çekiminizdir. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar sen burada gemiyi geminiz burada. Hatta gemiyi şöyle çok pardon biraz daha büyük derin bir gemi çizelim. Şu şekilde gemi suyun içinde ilerliyor burada. Şimdi dolayısıyla buralar kara, değil mi? Burası yani seabed artık toprak. Burası kum, balçık, kaya neyse. Bu altı dolu. Burası da su. Gemi suyun içinde yüzüyor. Dolayısıyla şuralara pardon. Geldiği takdirde artık buradan gemi oturur. Burada yüzemez. Şu alan çok sığ, değil mi? Çünkü diyelim şuranın derinliği olsun 2 metre. Buranın derinliği oldu 3 metre. Artık burada derinlik sıfırlandı. Yine aynı şekilde buranın derinliği diyelim ki 2,5 metre. Artık buralar daha da sığ sular. Yani en sonunda karaya. Sahil kısmı da 0 metre. Dolayısıyla şu arada bir cep var. Gördüğünüz üzere. Şunu ne yapalım? Beyaz renkte yapalım. Şurada bir cep var arkadaşlar. Geminin yeterli su. Mesela ne dedik? Şu deniz seviyesinden geminin omurgasının en alt sacının altına kadar olan kesme ne dedik? Su çekimi ya da draft. Ya da işte bu draught diye de yazılıyor draft diye yazılıyor. Bu su çekimidir. Şurası geminin altından artık deniz yatağına kadar olan mesafede under keel clearance'dır. Şimdi bu gemi şu sahada yüzemez artık. Burası tehlikeli su. Oturur. Burada da yüzemez. İşte ama benim öyle bir hatta dur şurayı karalamadan şunu da silelim. Şunu da silelim. Benim de daha küçük bir gemim var. Çok küçük. Bunun kadar büyük değil. Ben de onunla hatta dur şunun da rengini biraz daha açık yeşil yapalım. Onu ne renkte çizelim? Açık yeşil şu renkli. Benim de daha küçük bir teknem var ama ben buralara girebiliyorum. Yani çok fazla bir su çekimim yok. Ben burada seyredebiliyorum. Altımda hala boşluk var. Veya gelip şuraya seyredebiliyorum. Burada seyredebiliyorum. Ben bütün bu su derinliklerinde artık şuralar falan hariç seyredebilirim. Yani benim seyredebildiğim alan şu kadar arkadaşlar. Bu kadar bir geniş alan. Halbuki bunu da yine sarıyla yapalım. Aynı renkte olsun. Şu geminin seyredebildiği alan ise ancak bu kadarlık bir alan. Dolayısıyla bu gemi su çekimi nedeniyle manevrası kısıtlı. Buralara giremez. İşte arkadaşlar burası bir kanal olur. Bir limanın çıkışı olur. Mesela bu Itaqui limanı var şeyde Brezilya'da. Oranın çıkışında siz capsize gemiyle gidersiniz. Büyük gemiyle çıkışında sığlıklar vardır. Yani şöyle çizeyim mesela. Kara rengi bu olsun. Şöyle kara geldi. Şuralar artık şey land, shore, tamam mı? Burası da şöyle tam ekran şey olsun. Şöyle. Kalemlerde. Şu arası da deniz. Şunu bir kere bir büyütelim. 1, 2. Hatta kalemi de değiştirelim. Şöyle yapalım. Buralarda hep deniz. Arkadaşlar. Şimdi haritalarda bir kuralımız var. Nedir o? Su ne kadar sığlaşırsa mavi rengin, tamam mı? Koyuluğu o kadar artar. Su ne kadar derinleşirse o kadar açılır. Şimdi burası açık mavi.
Bir de mesela hepten açık, pardon. Şuradan beyaz renk var mı? Renk seçelim. Yokmuş. Daha da açık bir mavi var. Mesela buralar daha da şeyler, derin sular artık sahilden açıldıkça, tamam mı? Şuralarda böyle daha açık sular. Bir de şöyle yine şuradan daha koyu maviyle. Şimdi diyelim ki bu limanın çıkışında buralarda hepten sığ yerler, tamam mı? İyice sığlık buralar. Şöyle geliyor ve mesela şurada topuklar var, şeyler var, tamam mı? Böyle şey yapamıyorum. Şimdi ben gemi olarak şu kaleme geçelim artık. Şunu da inceltelim. Buradan çıktım. Şu şekilde gidiyorum. Ve çok fazla diyelim ki bu satıhlar 10 metre altı. 10 metreden daha az işte 9 metre, 8 metre, 7 metre, ne bileyim 6 metre, 7 metre, işte 10 metre altı, 9, 9, 9 metre, 9 metre, 8 metre, buralar hep sığlıklar. Şuralar 10 metre ile 20 metre arası olsun bu alan. Hatta ben bunları şöyle iyice ince kalemle yazalım. Buralar diyelim ki 10 metre ile 20 metre arası, işte böyle haritada görürsünüz, nokta nokta 20 metre, 20 metre, işte 19 metre, 20 metre, 20 metre, 20 metre, buralar 20 metre ve artık 20 metre ile diyelim 50 metre arası olan şeyler hepten açık yerler. Buralarda işte 35 metreler, 40 metreler, 50 metreler. Tamam mı? Şuralarda da 40 metreler, 40 metreler, 50 metreler. Böyle bir haritamız var. Şimdi benim gemimin, nerede kalem? Şurada. Gemimin şöyle, kötü bir çizim oldu ama şöyle. Su çekimi de diyelim ki 16 metre. Şimdi benim burada kullanabileceğim neta su alanı neresidir? Biz onu şöyle ve beyaz kalemle çizelim. Değil mi? Yani ben bu 10 metrenin şeye giremem. Dolayısıyla şurası benim için net alandır. Buradan da gidemem, çok dar. Değil mi? Dolayısıyla ben ancak buradaki kanalın içinden böyle seyredebilirim. Buralara giremem. Buralar 9 metre benim. 16 metre otururum bu karaya. Burada arada şey var, topuk var. Buralar dolu. Dolayısıyla işte benim gemimin gidebileceği yer bu. Ama bir başka gemi vardır ki daha küçüktür. Capsize değildir diyelim. 8 metre. Onu da biz yeşil yapalım. 8 şöyle. Bu yeşil gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle şununla yapayım. 8 metre şey var. O buralara girebilir. Hani 1 metre underkill clearance konulmaz ama hani diyelim ki şey bak şurada bir 8 vardı, 7 vardı. O buraya da giremez. Buraya da giremez. Ama mesela o gemi gelip buradan böyle böyle şu 9 metreden geçip artık bu 8 sığlığına girmeden ondan sonra zaten açık deniz 20 metreler 35 metreler. Bu kaçabilir. Bunun bir şeyi yok ama benim kullanabileceğim alan su çekimi nedeniyle ancak burasıdır. İşte kastedilen bu arkadaşlar. Su çekimi nedeniyle manevrası kısıtlı. Her yerden seyredemez. Dolayısıyla bu anlama geliyor. Tamam makinesi çalışıyor şey var ama sağ sola giderse oturur bu gemi. Bunu kastediliyor. Bunun İngilizcesini yazmıştım galiba. Vessel Constrained by Her Draft diye. Üzerinde yol bulunan deyimi ne demektir? Bir teknenin demirli olmadığı veya karaya bulunmadığı veya karaya oturmadığı anlamına gelecek. Bakın tekne. Bir. Şuna bir dikkatinizi çekeyim. Tekne. Herhangi bir tekne. Yani en başta dediğimiz sal olabilir, yat olabilir, gemi olabilir, savaş gemisi olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu tekne, bir teknenin demirli olmadı. Yani arkadaşlar şurası deniz yatağı ve şurası da deniz seviyesi. Bu tekne, şunu açayım. Şöyle demirlemiş olmayacak. Karayla bir bağlantısı olmayacak. Karaya bağlı olmadı. Mesela şu dibe bir tane tonoz koymuşlar. Buradan bir de şamandıra yapmışlar. Tamam mı? Bunda da mapalar var. Buna böyle halat vermemiş. Yani şamandıraya da bağlamamış. Ya da karaya oturmamış. Olur da burada bir sığlık var. Bir kısmen oturmuş bu bir noktadan.
Böyle bir durum. Yani karayla temasının olmadığı, demirle bağlı değil, şamandırayla bağlı değil, halatla bağlı değil veya oturmuyor bir teması yok. Yani yüzer halde abi, yüzer. Bildiğin yüzer halde. Aktif olarak yüzer halde. Serbest olarak yüzer halde, bağlantısız şekilde sabit bir yere, karaya. İşte bu haldeki tekne üzerinde yol bulunan, illa makinesini çalıştırdı ve gidiyor demek değil. Tamam mı? Serbest olarak suyun üstünde yüzdüğü durumlara biz üzerinde yol olan tekne, yani vessel, underway diyoruz. Underway. Tamam. Üzerinde yol bulunan tekne. Sonra şurayı. Bir teknenin boyu ve eni sözcükleri o teknenin tam boyu ve en geniş eni anlamına gelecektir. Arkadaşlar burada bazı tabirler var bizde. Mesela şöyle çizelim. Bir de şöyle kuş bakışı gemi çiziyorum bir tane. Tamam. Şöyle yapalım. Şunu çekeyim ve şunu da biz şununla yapalım. Bunu da bununla yapalım. Şunun için daha ideal bu. Şunu ben bir geri alayım. Bu güzel olmadı. Şuradan başladım. Şu şekilde. Arkadaşlar gemiyi kuş bakışı siz aldığınız zaman şununla işaretleyelim. Tam eni, yani şu borda sacının dış kısmından, iskele sacın dış kısmından, sancak sacın dış kısmına kadar olan tam mesafe. Yani geminin deniz üstünde havada kapladığı yer kastedilen bu. Ve boy olarak da arkadaşlar tam boy. Kıç aynadan sizin en uç noktanızdan artık bu balp mıdır? Bazen çünkü balp yukarıda oluyor. Şu veya baş kasara şöyle daha uzun geliyor. Artık bu mudur? En uç noktasından olan tam boy mesafesi kastedilecek. Yani sizin kapladığınız mesafe ve en hacim havada, denizde. Anlatabiliyor muyum? Uçtan uca tam boylar, sacın dışından sacın dışına olan tam mesafeler. Tamam mı arkadaşlar? Bir de bu daha önceki çizimde galiba şöyle ben bir köprü üstü çizdim şöyle. İşte dedim kırlangıçlar falan. Ya bu bir çizim hatası oldu arkadaşlar. Kırlangıçlar borda şeyini geçmez, mesafesini geçmez. Unutmayın. Yani sacın, gemi teknesinin sacının daha dışına çıkmaz yani. En fazla o kadardır yani. Yani kuş bakışı baktığınızda gemiden anca bunu görürsünüz. Böyle bir iz düşüm olarak dışarı doğru şey kırlangıç çıkmaz. Olmaz yani. O bir yanlış ya, çizim esnasında bir hatalı şey oldu. Ondan sonra şurada gelelim. Bu arada evet bu devam ediyor. Şimdi teknelerin birinin diğeri tarafından gözle görülmesi halinde teknelerin birbirlerini gördükleri varsayılacaktır. Arkadaşlar çatışmayı önleme tüzüğünde sakın unutmayın. Gözle görülmedir. Aa ben gemiyi radarda gördüm. İşte AIS'te gördüm. Falan böyle bir şey yok. Daima gözle görmeyi şey alır. Böyle sorular olur. İşte hangi durumda tekneler birbirini görmüş sayılır? İşte biri diğerini radarda gördü. Biri diğerini yok AIS'te gördü. Bir şey de Ektis'te gördü. Yok abi sadece gözle. Peki ya niye böyle bir şey demiş ki ikisi birden yani biri gördü mü öteki de ötekini görür. Arkadaşlar bazen olmuyor. Bazen mesela çok şey vereceğim uç bir örnek. Böyle abartılı bir çizim yapacağım daha doğrusu. Ama böyle şeyler olabiliyor. Bir tane gemi var. Böyle uzunca bir gemi. Dolayısıyla burası da şey kara. Değil mi? Hatta bunları hep aynı renk çizelim ki daha doğru olsun. Daha hatırlaması daha kolay olur. Şu kara rengimiz de buydu değil mi bizim? Şöyle. Toprak rengiyle. Burası kara bir dar kanal içinde. Ya çok dar çizdim ama ya anlatabilmek için. Şimdi burada şuradan gelen bir tane gemi için. Bu köprü üstü burada. Bu buradan ne kadarlık bir alanı görüyor? Şöyle. Değil mi? Burayı da olduğu gibi görüyor işte. Yani şu sektörü görüyor. Ama bunun yaşanma hali burada. Bu da bunu göremiyor. Çünkü kara kapamış buradan, değil mi? Heh. İşte sen burada tekneleri birbirine gözle gördüğü için
Birbirini görmüş farz edeceksin. Ya da arkadaşlar meteoroloji dersinde göreceksiniz. Cumulonimbus diye bir bulut var. En sevdiğimiz. Bu bulut işte bu gök gürültüsü, sağanak yağışı yani shower denilen sağanak yağış, sağanaklarını getiren bulut tipidir. Veya bir sis oldu. Yoğun sis olduğu bir yerde ama özellikle bu bulutların olduğu yerlerde. Tamam mı? Bir defa başıma geldiydi benim. Şöyle çizelim. Mavi renkli. Şöyle denizdesiniz. Bu bulutlar sağanak yağış bıraktığı için şöyle çizeceğim. Böyle şeye çok çökerler. Deniz seviyesine çok. Bir de şöyle böyle. Böyle böyle bir buluttur bu yani. Yüksektir böyle. Şey gibi. Veya bazen o kadar da aşağı inerken deniz seviyesine bile iner ve sis yaparlar. Bunlar da çok yoğun yağış bırakırlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla bizimkisi gerçi sisti ama çok yine böyle çizim olarak anlaşılsın diye yapıyorum. Şey olarak uç çiziyorum. Yine burada böyle bir tekne. Geminin şöyle baş kasarası kendisi gidiyor ama içi hala bulutun burada gözükmüyor. Ve biz şu an kendi köprü üstümüzden bakıyoruz. Yani bu da bizim böyle rumbuzumuz. İşte bunun içinden de kendi provamız böyle. Biz bu geminin baş tarafını gördük mesela. O daha bizi göremiyor. Ama işte radar da görüyor tabii. O ayrı. İşte sadece gözle görme. Sen bunu gördün mü veya o tam tersi o seni gördü mü? O zaman diyeceksin ki gemiler birbirini görüyor. Buradaki bütün kritik nokta gözle görmedir. Radar değildir. Bu şey radarı katmaz. Çatışmayı önleme tüzüğünde radar var, VHF var, böyle bir şey yok. Bunların olmadığını farz ediyor. Tamam mı? Radarı, VHF'i, AIS'i çatışmayı önleme tüzüğünde unutuyorsunuz. Siz bunları gemide kullanıyorsunuz. Yani bu Colreg'in kale aldığı tek şey görme ve işitme gözcülüğüdür. İşte ses işaretidir, ışık işaretidir. Bu kadar. Radar yok, AIS yok. İşte şey yok. Yok Ektis'te bilmem ne de gördüm falan. Böyle bir şey yok. Sadece gözler. Bir de kısıtlı görüş deyimi. Bu kısıtlı görüş işte sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur fırtınası. Bunlar böyle şeyde olur. Uzak doğuda çok olur yağmur fırtınaları. Ondan sonra şeyde yağmur sağanakları işte o kümülonimbuslarda. Bir de size bir şey anlatayım madem böyle aklıma geldi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi aklınızda bulunsun bu da. Kendiniz de gözlemlersiniz zaten. Şurası sizin ufuk çizginiz. Ve hiçbir şey gözükmüyor dümdüz. Tamam mı? Şurada böyle tek başına saçma sapan bir bulut görürseniz, anla ki daha ufukta sizde gözükmüyordur ama orada küçük bir kara parçası, bir ada bir şey vardır. Bulutlar adaların etrafında toplanır. Tamam işte bu kümülonimbus bulutları da böyle gelir. Şöyle şey yapar ve gemiye böyle görürsünüz yağmur şey. Bunun diğer tarafı gözükmez. Lokal olarak gözükmez. Tamam mı? Bütün ufuk açıktır. Ama bu o kadar şey yağmur bırakır ki koyu burada öte tarafını göremezsin. Ve sen bunun içine girdiğin zaman böyle bir 3-5 dakikalık yağmur sahanın altında çok ağır shower denilen yağmur altında kalırsın. Geçer gider sonra yine normal devam edersin. Veya sis durumları, sis olmuş, pus olmuş. Yoğun kar yağışları bunlar şeyde daha ziyade Atlantik'in kuzeyinde, Pasifik'in kuzeyinde falan, kontinentte falan göreceğiniz şeyler, yoğun kar yağışı. Şiddetli yağmur fırtınalarını dediğim gibi şeyde, Hint Okyanusu'nda, Uzak Doğu'da falan görürsünüz. Kum fırtınası şeyde, bu İran Körfezi'nde falan oluyor oralarda. Ve herhangi bir diğer benzeri bir sebeple, şurayı da silelim, kısıtlı oluşu anlamına gelecektir. Yani tekneler ikisini de birbirini göremeyecek kadar bozuk görüş durumu. Bu sis olabilir, kar olabilir, işte yağmur fırtınası, kum fırtınası olabilir. Bu tarz sebeplerden dolayı bakıyorsun radarda 1 milde, 2 milde gemi sen hala göremiyorsun. 2 milde, 3 milde, 5 milde neyse mesafesi önemli değil, göremiyorsun birbirini. İşte o zaman kısıtlı görüş demektir arkadaşlar. Burada da bu şekilde 3. kural da bitti. B bölümüne geldik şey kısmına. Şurada biz şu kısıtlı görüşün de İngilizcesini ben söyleyeyim unutmadan. Burada restricted visibility
Bu tabir kullanılıyor burada. Kısıtlı görüş için. Bu. Tamam mı? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mesela köprü üstü vardiyası. İşte bu yani sadece bu kol rek de değil vardiya standartları ders. Yani siz köprü üstüne vardiyaya çıktığınız zaman hani 30 dakika çekeceğim dedim dersleri bari böyle biraz bir şey son kısmı. Kol rekten hariç gemi üzerinde ne oluyor ne bitiyor vardiya olarak. Bu vardiyalara hep bahsediyoruz işte böyle hani yoğunluk var bilmem ne var o oluyor bu oluyor. Şeylerde normalde akşam vardiyalarına bir 5 dakika kadar önce çıkarsınız. Niye? Çünkü insan gözü karanlığa derhal alışmaz. Tamam mı? 5 dakikada gözün alışır. Böyle bu genel bir kuraldır yani. Tamam mı? Peki şeyde yani yoğun trafiğin olduğu uzak doğu bölgeleri işte Singapur kanalı falan vesaire buralarda şeylerde seyrederken yani illa gözün 5 dakika alışıyor ama trafik yoğun olur. Dolayısıyla o manevrayı şeyi gemi trafiğini oturtmak bazen daha fazla da zaman alabiliyor. O yüzden mesela 10 dakika önce gibi var diye çıkarsınız. Bu tabii gündüz de olabilir trafik yoğun yerde. Gece de olabilir ama gece gözün alışması için olan sürede 5 dakika. Vardiyaya çıktığınız zaman normalde şirketlerin işte Navigational Watch Handover Checklist dedikleri seyir vardiyası değişimi kontrol listeleri oluyor. İşte yok radarı kontrol ettim, şeyi kontrol ettim, VHF'i kontrol ettim, onu yaptım, bunu yaptım, mevkiyi kontrol ettim gibi. Siz köprü üstüne tabii onları uygularsınız, yaparsınız ama genel şeyler olarak köprü üstüne ilk çıktığın zaman Bismillah girdin, Allah selamet versin, hop hemen bir gemi mevkiine bakarsın. Neredeyiz, nereye gidiyoruz? Her saat başı mevkiye atılır. Vardiya teslim eden diyelim ki işte saat 8'de vardiyayı teslim edecek. İkinci kaptan attı 8 mevkini. Sen de geldiğin zaman bir kontrol edersin bu mevkiyi. Tamam mı? Sen bırakırken de aynı şekilde sen atarsın. Ondan sonra o gelir şey yapar. Yani o son mevkiler vardiya devir teslimi mevkisidir. Ve bu illa bir saat de değil, trafiğin durumuna göre de olabiliyor. Şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken abi velev ki iki ektis var ve şey kağıt haritanız yok. Hiç ektis kullanmıyorsunuz. Arkadaşlar yine bir vardır gemide harita filan. Bir mevki atmayı da bilin yani. Nasıl atıldığını kağıt haritaya. Bir denizci olarak bilin yani. Ondan sonra bu şeyde çıktın mevkiyi kontrol ettin. Arkadaşlar ilk ben şey yapardım VHF. Özellikle bu Uzak Doğu'da filan çalışırken, Hint Okyanusu'nda çalışırken işte VHF kanalı 16 normalde acil durum şeyi, çağrı kanalı filan. Yani burada böyle sık sık kullanılmaz, boş yere kullanılacak bir kanal değil. VHF dediğim telsiz, kısa mesafe telsiz yani very high frequency denilen kısa mesafeli telsiz 30-40 millilik antenin anteni görmesi gereken şeylerde yakın mesafe şeylerinde kullanılan telsiz haberleşmesinde diğer gemilerle. Orada VHF'ten işte şey dinleten, müzik dinleten, birbiriyle sohbet eden, şakalaşan, birbirine sataşan bir sürü tipler olur. Uzak Doğu'da hiç susmaz o telsiz maalesef. 16'dan şarkı dinletirler. Dolayısıyla sizden önceki vardiya zabiti telsizi kısmış ve unutmuş olabilir. Tamam. Şimdi burada manevra yapacaksınız. Prova provaya geldi. İşte ne dedik? Sancak sancağa geçin ve telsiz teması kurun. Yani burada telsiz teması velev ki adam seninle kurmaya çalışıyor. Bu sefer VHF'in sesi kapalı olduğu için veya iki VHF'in de her ikisi birden kapalı olduğu için VHF'i duyamayacaksınız. Tamam mı? Bunlar zaten şeyde ya kimisinde olmuyor. Çünkü VHF sesinin kısılmayacağını farz ediyorlar ve şeye kontrol listelerine dahil etmiyorlar. Yani bu çok başınıza gelir Uzak Doğu'da. Adam VHF'in sesini kapar. Sonra da unutur. Dolayısıyla bir de o sequence diye bir hassasiyet ayarı var. Onu çok arttırırsanız yani sesi açık olsa da almaz. Telsizin hassasiyetini azaltıyor. Dolayısıyla onu böyle kısarsın kısarsın hışırtıyı duydun mu çok hafif daha açar. Hışırtıyı kesersin bırakırsın. Sonra da sesi normal duyabileceğin seviyeye getirirsin. Dolayısıyla abi şeyi de kontrol ediyorsunuz yani bu VHF'e çıkar çıkmaz baktınız telsizin sesi açık. Sonra radarlara bakarsın. Adam bir manevra yapmıştır. Çünkü bunlar oluyor arkadaşlar tamam mı? Yani yıllar içinde defalarca başınıza gelecek. Adam indirmiş yakın geçiş yapıyor. Radarın range'ini indirmiş. 0.75 mile yani 7.5 komünöye ve öyle unutmuş. Tamam mı? Radarın range'ini kontrol edersiniz. Bir de benden size tavsiye. Bunlar call rack dışı sohbet şeklinde anlattığım şeyler. Şimdi
Şu radar ekranlarında. Hatta şunu şöyle biraz daha büyük. Ya çok şey başlatıyor bu da, ben bunun merkezini bir türlü oturtamadım arkadaşlar da. Şunu sil. Şöyle mi başlatalım? Evet. Şöyle daha iyi. Şöyle radar ekranlarınız. Biri iskele radar olsun. Port side radar. Diğerkisi starboard side radar. Tamam, özellikle açık denizde tamam. Yani kaptan talimatı vesaire, şirket talimatı, bunlara göre yaparsınız. Ama mesela yine öyle yapın. Ama ben ne yapıyordum? Mesela işte Singapur kanalını geçiyorsun mesela. Orada şöyle bir alan. Buralar hep demir bölgeleri. Tamam mı? Buradan demirde olan gemiler olduğu gibi böyle bir sürü demirlemiş gemiler buralara. Böyle demirden çıkan işte barç şeyler, romorkör veya demirden çıkan gemi artık işini bitirmiş, birdenbire fırlar. Şimdi radar kullanımlarında şu var. Bunu elektronik seyirde görürsünüz. Ama bu vardiya standartta, yani sonuçta bu ders. Bu da yani aslında bunların içinde yani, tamam. Radarlarda görüntü tipleri var. Bu NORTAP. True Motion. True Bearing. Ve True Trails. Olsun bir radarınız. İlla sancak ise de, sancak da bu olabilir. Önemli değil. Bir tanesi NORTAP True Motion, True Bearing, True Trails olsun. Diğer ikisi Head Up. Relative Motion. Relative Bearing. Buna gerek yok. Bu olmaz. Relative Trails. Relative Trails. Bunun çok bir önemi yok. Relative Bearing gibi. Şunu da sil. True Bearing. O sadece açı olarak gösteriyor. True Trails kalsın. Şimdi Trails ne demek? Radarda bir cisim böyle ilerlediği zaman bunun arkasına arpa radarlarda böyle böyle ilerliyor bu buraya doğru. Bir özellik koymuşlar. Bunun arkasında böyle yarı saydam şekilde rengini mengini de sen seçersin zaten. Bunu istediğin gibi ayarlarsın. Şu kalemin kalınlığı var mı şöyle? Bunun arkasından böyle bir iz şeklinde. Yani ben buraya nokta nokta çizdim. Mesela şu anki konumu bu ya. Bunun arkasında önceki izini böyle hafifçe bırakır. Sen bunun kaç dakika uzunluğunda olacağını da ayarlarsın. Dolayısıyla buradan aniden fırlayan bir tekne olduğu zaman buradan hop trailsinden çat diye anlarsın bunu. Yani burada şöyle göstereyim hemen bir tane daha. Alalım kalemi. Şöyle yaptık. Şunun kalınlığında. Burada bir sürü demirde bekleyen tekneler var. Abi bunun bir tanesi çıkmış. Şimdi True Trails, yani şunu da söyleyeyim. NORTAP kuzey yukarı. True Motion gerçek hareketi ve Trails'i şu arkasındaki izi şey yine gerçek hareket üzerine. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Buradaki tekneler demirde hiç hareket ediyorlar mı? Etmiyorlar, değil mi? Dolayısıyla bunlarda bir Trails çıkmaz. Ama buradaki tekne şuradaki demir noktasından şunun mesela şu noktadan şuradaki noktadan şu noktadan demirden kalktı. Tamam mı? O zaman ne oldu? İşte bunun trails'ı buradan böyle hop diye çıktı size. İşte bunu görürsün sen. Demir bölgelerinde şu NORTAP yani kuzey yukarı doğru gerçek hareket ve gerçek yere göre hareket ve yere göre trails çok işinize yarar. Buradan hop hareket edeni görürsün. Peki niye head up relative motion'u kullanıyoruz? Aynı zamanda biri böyle biri böyle. Çünkü arkadaşlar burada head up yani prua yukarı bağıl hareket ve bağıl trails'lerde sen gözünün ne görüyorsan işte radar sana onu gösterir. Dolayısıyla şimdi diyelim ki biz doğu rotasına gidiyoruz. Yani doğu tarafına doğru bir rotaya gidiyoruz. NORTAP'ta göreceğiniz harita görüntüsü budur. Sizin geminizi veya böyle gemiyi böyle göstermez de şöyle yapayım. Şunu sileyim. Gemiyi merkeze bir noktaya alır. Şöyle. Dolayısıyla sizin rotanızı da şu şekilde gösterir burada. Sen radarda bu görüntüyü görürsün. İşte mesela şurası da Singapur kanalı. Tamam mı? Burada da demirleri şeyi görürsün. Ama
Head up, true motion'da gerçekte o an neredesin? Şurası Singapur. Şurası gemiler. İşte sen artık nereye ayarlamışsan gemini. Tam böyle gösterir ve şey. Dolayısıyla sen karşıdan gelen manevra yapacağın gemilerin sana göre bağıl hareketini ve bağıl izlerini, trails dediğim izlerini böyle gözünle ne görüyorsan aynısını görsün. Trails'inden anlarsın kendi prova çizginle bu adamın trails istikametini karşılaştır. Ha dersin bu benim kıçımdan geçecek. Bunun trails'ı bu istikamette ise ha bu benim başımdan geçecek. Ha, yok trails değişmiyor. Tam senin merkezine geliyor. O zaman ben çatışacağım demektir. Ama burada trails'ler ne dedik? Bağıl olduğu için. Dolayısıyla burada biraz haritada görüntü kirliliği olur. Niye olur? Çünkü bütün dursa da sana göre trails olduğu için bütün tekneler geriye doğru gidiyormuş gibi gözüküyor değil mi sana göre? Çünkü sen ileri gidiyorsun. Bunların da böyle sahte, yani sahte demin de bağıl olarak trails'leri çıkar. Halbuki hakiki rotada bunlar yerinde duruyor. Hiç hareket eden yok. Sadece buradan içeriden sana doğru fırlamış olan teknenin şeyini görürsün. Hareketini. Gerçek hareketinin izini. Eski izini. Heh. Bu da sana demir bölgelerinde çok avantaj sağlar. İstersen kullanma. Çünkü bunun bir dezavantajı ne? Ne dedik? Bu provamız da gerçek yani. Kafamda ben bağlı hareketler ne görüyorsam hepsini görüyorum. Kenarda da demirdeki tekneleri görüyorum. Ama şu Nortop'un bir sakıncası arkadaşlar, siz 180 derece rotasına gidiyorsanız gözünle gördüğün bu olmasına rağmen sana Nortop True Motion tam tersini gösterecek. Ya bu biraz şey sıkıntılı. Ben çok sevmiyorum, tasvip etmiyorum ama böyle demir yerlerinde çift farklı şekilde tutmak çok büyük avantajdır. Ne olacak? Nortop değil mi? Biz kaç derece rotasına gidiyoruz? Şöyle şununla çizeyim. Şurası Nortop. 0. Şurası da 180. Sen nereye? 180 derece rotasına gidiyorsun. Burada. Head up bu. Ama seni bu Nortop'un göstereceği de tam tersi. Sen 180'e gittiği için bu sefer senin gözünle gördüğünün tam tersini görürsün. Bu güneyli rotalarda bu biraz sıkıntılı. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tamam mı? Bu hani şey. İleride işinize yarayacak bir şey olur. Sonuçta vardiya standartları dersi bu. Tamam mı? Elektronik seyirde falan. Staja çıktığınızda bunlarda da pratik yapın. Bu kadar arkadaşlar. İşte var diye devir teslimi falan onlara özen gösterirsiniz ve şey yani böyle haldır uldur müzik sesi bilmem ne açılmaz. Uzun uzadıya arkada durulmaz. Mevkiye atarsın geçer gidersin. Yani okyanus geçişlerinde biraz daha gözcü olur. O durur ama bir kişiye mutlaka şey yapar. Bakar yani provaya en geç 12 dakikada bir bakarsın. Bu ama mutlaka 12 bir dakika olacak değil. Bazen hiç gözünü ayırmayacaksın abi. 4 saat bilfiil. Normali o zaten de. Hani okyanus geçiyorsun, incin top oynuyor. O zaman hani böyle biraz daha esnetilebilir. Gözcü de varsa. Bu şekilde arkadaşlar. Bu derste böyle biraz uzadı ama son kısmı sohbet zaten. Ders dediği kafa dansın. Dolayısıyla biz B kısmına gelmiş olduk. Manevra ve seyir kuralları. Gelecek derste görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.